Hadis metni biraz uzun olduğu için hadiseyi anlatacağım. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara bir konuşma yaptı. Bu hadiseyi anlatan da Zeynep Es-Sagafi. Bu Zeynep radıyallahu anha Abdullah İbni Mesud'un hanımı. O da Kur'an konusunda otorite olan, çok bilgili olan bir sahabe. Sahabenin ileri gelenlerinden. Onun hanımı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara sohbet ederken tesaddakna ya ma'şeren nisa'yı velev min huliyyukunne. Ey Müslüman kadınlar, sadaka verin. Yani verecek bir şeyiniz yoksa ziynet eşyalarınızdan verin. Yani olur ya, insanın ziynet eşyası vardı da parası pulu yoktur, verecek bir şeyi yoktur diyelim. Yani yoksa bile siz o küpenizden diyelim ki bilerziğinizden, halınızdan, kolyenizden vesaire ziynet eşyalarınızdan verin deyince Zeynep radıyallahu anha hemen kocasının yanına döndü. Abdullah İbni Mesud'un yanına döndü ve ona dedi ki, tabii kendisi sanatkar bir hanımdı, eliyle güzel işler yapardı ve yaptığı işleri de satardı ve kendisi zengin bir insandı. Yani Zeynep radıyallahu anh'a zengin idi fakat kocası Abdullah İbni Mesud fakir bir insandı. Onun bir zenginliği yoktu ama o kendi kazandıklarıyla hem çocuklarına hem eşine o yardımda bulunuyordu, harcıyor idi. Şimdi ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Yani sadaka verin dedi. Yani verecek bir şeyiniz yoksa ziynet eşyalarınızdan da verin buyurdu. Fakat sen eli dar bir insansın. Yani eli dar derken sen fakir bir insansın. Dolayısıyla ben sana versem, sadaka versem, evimizdeki bu çocuklara, ev ahalisine, efendim evimizdeki yetimlere, ben böyle bir sadaka versem, bu olur mu? Ya bu sadaka yerine geçer mi? Efendimizin istediği. Yani geçerse ben size vereceğim. Aile fertlerine vereceğim. Ama olmazsa bir başkasına vereceğiz. Sen de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sor. Abdullah İbni Mesud dedi ki sen git sor dedi. O istemedi. Yani bu sefer tamam dedi Zeynep radıyallahu anha. Hemen oradan kalktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin önüne geldi. Fakat geldiği zaman baktı ki orada bir kadın daha var. Ensardan, Medineli Müslüman hanımlardan, sahabi hanımlarından birisi daha var. Onun da adı Zeynep'miş. İki Zeynep bir araya geldi. Tabii konuştular. O da aynı konuyu sormak için gelmiş. Aynı konuyu. Yani biz kocamıza, çoluk çocuğumuza, yetimlerimize bu parayı harcasak bu sadaka yerine geçer mi? Bunu öğrenmek için o da onun için gelmiş. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sık soru sorarak bunaltmak yasaklandığı için onlar da Efendimiz'e böyle bir çok soru sorup da onu rahatsız etmeyelim diye çekindiler. Orada beklediler. İçeriden birisi çıksın da ona söyleyelim, o da Efendimiz'e sorsun. Birden Bilal-ı Habeşi çıktı. Bu müezzinlerin piri olan Bilal-ı Habeşi çıktı. Ona anlattılar durumu. Böyle böyle dediler. Sen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu bir sor dediler. O da tamam dedi. Fakat Zeynep radıyallahu anha, iki Zeynep de dediler ki ancak bizim isimlerimizi söyleme. Yani dışarıda iki tane kadın var de. Böyle soru soruyorlardı. Tamam dedi. O da Bilal-ı Habeşi içeri girdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah, dışarıda iki tane kadın var. Ve onlar böyle soru soruyorlar. Biz sadakaları eşimize, çoluk çocuğumuza, yetimlerimize versek bu sadaka sevabı olur mu? Bunu öğrenmek istiyorlar. Hangi Zeynep o dedi Efendimiz? Birisi Ensar'dan, öbürüsü de Zeynep Es-Sagafi. Abdullah İbni Mesud'un hanımı olduğunu söyledi. Tabii Resulullah sorunca Bilal-ı Habeşi yok ya Resulullah. Yani kadınlar söylememi istemedi ama söylemeyeceğim diyemez. O da söyledi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada çok kısa bir cümle söyledi. Şimdi bu anlattığımız bu hadisenin özü de burada. Yani bir kimse kocasına ya da karısına, eşine, çoluk çocuğuna, evde bulunan yetimlerine ya da akrabalarında bulunan yetimlere böyle bir yardımda bulunduğu zaman, ihtiyaçlarını giderdiği zaman, onlara hediyeler aldığı zaman acaba bu sadaka yerine geçer mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki lehu ma ecrani. Evet, böyle yaparsanız, yani böyle yapıldığında iki tane ecir vardır. Yani bir sadaka verildiği zaman
sadaka sevabı. Efendimiz akrabalarına, ailene, çoluk çocuğuna, yetimlerine böyle bir ikramda bulunduğu zaman onun için iki tane ecri vardır. Ecrül garabeti, birincisi akraba ecri. Yani akrabalık hukukundan, akrabalık ilişkilerinden dolayı, yapılan yardımdan dolayı bir akrabalık ecri mükafatı alır kişi. Ve ecrü sadakati, diğeri de sadaka ecri mükafatı alır. Demek ki biz ailemize, kocamıza ya da eşimize, efendim kızımıza, oğlumuza, gelinimize, damadımıza, halamıza, teyzemize, amcamıza, kardeşlerimize, yetimlerimize, efendim torunlarımıza, efendim dayılarımıza, kuzenlerimize, yeğenlerimize bir yardım ettiğimiz zaman, onlara ikramda bulunduğumuz zaman, bu sadaka olabilir, bu zekat olabilir, bu fitre olabilir, bu kurban etlerinden olabilir, bu borç verme olabilir vesaire. Yani yapılan bütün yardımlar da dışarıdan birilerine yaptığımız zaman aynı yardıma bir sadaka sevabı alıyoruz. Ancak kendi ailemiz içerisinde akrabalarımıza, kardeşlerimize, amcalarımıza, dayılarımıza vesaire bunlara yaptığımız zaman aynı yardımı iki ecir, iki mükafat alıyoruz. Bir sadaka sevabı, ikincisinde akrabalık sevabı, ecri mükafatı almış oluruz. Elhamdülillah. O zaman akrabanın yaptığını akrep yapmaz demeyeceğiz. O düşünceyi atacağız. Biz ne yapacağız? Tamam. Birilerinden olumsuz bir şeyler görmüş olabiliriz. Efendim bize kök söktürmüş olabilir. Sıkıntı çektirmiş olabilir. Borç almış vermemiş olabilir. Bize bağırıp çağırmış olabilir. Canımızı yakmış olabilir. Ancak biz yine de sırf Allah'ın rızasını gözeterek, toprağın üstünü değil de altında ebedi hayatın, yani oradan ahirette ebedi hayatın olduğuna inanarak biz ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar akrabalarımıza, efendim kardeşlerimize, efendim halamıza, teyzemize, amcamıza, dayımıza vesaire, yeğenlerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Bu da bizim mükafatımızı artırmış olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi sıla-i rahme, yani akrabalık hukukuna en güzel bir şekilde riayet eden kullarından eylesin. Amin.